Kan beynimizde kalsa azıcık aslında göreceğiz ama emek var emek azıcık özen gösterin diyoruz ve ikincisine geçiyoruz. Rötarla geç olsun güç olmasın serimize devam ediyoruz. Yine işte ve okulda öğretilmeyen birbirinden enteresan ve entelektüel içerikli konuları sadece ince işler kalanında bulabileceğiniz için ısrarla anlatmaya devam ediyorum. Şimdi gelelim Bugün konumuz ne? İnsanların sevişmeye hazırlanırken yaptıkları 12 şeyden bahsedeceğim. Bakalım bunların kaçını yapıyorsunuz ya da kültüre ve kişiye göre değişen bunlardan hangileri size uygun, hangileri değil? Şimdi birlikte tespit edeceğiz. Yorum olarak da bırakırsanız itinayla okuruz efendim. Şimdi gelelim birincisine. Bir, iç çamaşırı. Eğer ki bir buluşmaya giderken sevişme ihtimali varsa kadınların %88'i güzel bir iç çamaşırı kombinasyonu giymeyi tercih ettiklerini söylüyorlar. Gel gelelim erkeklerin %45'i bu ankete katılan bir önceki sevişmelerinde partnerlerinin giydikleri iç çamaşırını tasvir edemeyeceklerini söylüyorlar. Kan beynimizde kalsa azıcık aslında göreceğiz ama emek var emek azıcık özen gösterin diyoruz ve ikincisine geçiyoruz. Eğer ki bir buluşmaya giderken ortada bir sevişme ihtimali varsa insanların %55'i müzik dinlediklerini söylüyorlar hazırlanırken. Sizin hazırlanırken dinlediğiniz bir müzik var mı acaba? Ya da o müziğin janrası ne? Yani tarzı, çeşidi ne? Rock mıdır? Klasik midir? Ne bileyim Beethoven'la mı hazırlanıyorsun? Linkin Park'la mı hazırlanıyorsun? Müslüm Gürses'le mi hazırlanıyorsun? Bizimle paylaşırsan belki hazırlananlara faydan da dokunur. O zaman gelelim üçüncüsüne spor. Buluşmaya giderken yine ortada bir sevişme ihtimali varsa, zaten sevişme ihtimali yoksa herhalde gitmiyorlar mı? Ne yapıyorlarsa ben de anlamadım bu ankete katılanları. Neyse biz konumuza dönelim. Ankete katılanların %42'si buluşmaya gidecekleri gün, bir önceki gün ya da o hafta en azından mutlaka bir kere spor yaptıklarını söylüyorlar. Erkeklerin %67'si sağlıklı ve iyi bir vücudun sevişmeye giden yolda çok önemli bir avantaj sağladığını söylüyor. Gel gelelim bunları sadece %32'si hayatlarında düzenli olarak spor yaptıklarını söylüyor. Diyorlar. Yani o şey işte abi vücut çok önemli ya vücut vallahi çok önemli bak sevişmede filan o, o tayfa işte belli ki. Gelelim... Dördüncüsüne kontrol. Ankete katılanların sadece %25'i düzenli olarak sevişmeye gitmeden önce kontrol yaptırdıklarını yani bir enfeksiyonların olup olmadığını test ettirdiklerini söylüyorlar. Ya tabii bir flörtün maliyeti olmuş 4000 lirayı aşmış anlarım yani biz bir buluşmaya gideceğiz iki sevişeceğiz her seferinde check-up'a mı gireceğiz diyor olabilirsiniz. Her seferinde yaptırmasanız da en azından düzenli olarak yaptırmanız hem sizi hem partnerinizi hem de yarın öbürsü gün karşılaşacağınız bütün potansiyel partnerleri koruyacaktır. Gelelim beşincisine. Güvenlik. Ankete katılan kadınların %83'ü ver reklamı buluşmaya prezartifle gelen erkekle seviştiklerinde kendilerini daha güvende hissettiklerini söylüyorlar. Bu arada bu sadece erkeğin taşıyacağı bir şey değildir. İnce işler izleyenler bilir. Ben de kendimi ayrıca güvende hissederim eğer ki bir kadın buluşmaya prezervatifle gelirse helal olsun. Şimdi gelelim altıncısına. Şimdi arkadaşlar bunu daha önce de anlatmıştık. Defalarca kere de söylüyorum. Erkeklerin %79'u prezervatifleri cüzdanlarında taşıdıklarını söylüyorlar. Geri kalanlar da arabada ya da çantada taşıdıklarını söylüyorlar. Şimdi bunu artık kaç kere anlattık. Bu cüzdanda taşınmaz. Kıç ısınız da deforme olabilir. Arabanın içerisinde sıcaklıkla birlikte deforme olabilir. Çantanın içerisine bunu böyle rastgele Frodo'nun yüzüğü gibi atarsanız bir şekilde yırtılabilir ya da hasar görebilir. Tabii ki bunu alın da serin bir ortamda kilerde saklayın falan demiyorum ama güneş ışınlarına direkt maruz kalmayacak şekilde saklarsanız o zaman güvenli şekilde kullanırsınız kutusunun içerisinde. Ama yani tabii şöyle de yapmayın yani düşünsene kilere sokuyor adam böyle kutuyu. Kutuyu böyle arada bir çeviriyor böyle 6 ayda bir filan. Böyle someliye gibi alıyor böyle kullanmadan önce kokluyor. Bu böyle 1986 rekortesi falan. Öyle değil yani. Öyle de yapmanıza gerek yok. Abartmayın tabii ki ama bunu bu şekilde muhafaza etmek ve sürekli ısıya maruz bırakmak güvenlik önlemlerini azaltıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi gelelim. Yedincisine, buluşmaya gitmeden önce mastürbasyon yapıp kendini tatmin edenlerin oranı azım sanamayacak kadar çok arkadaşlar. Kadınlar mastürbasyon yaptıklarını çünkü eğer ki olası bir seks varsa ortada daha çok zevk almak için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Erkeklerse bir seks olacaksa orada süreci daha fazla uzatmak istedikleri için mastürbasyon yaptıklarını söylüyorlar. Herkesin amacı tabii ki farklı. Şimdi gelelim 8.'sine. Sen izliyordun. Sevişmeye gidecekleri gün banyo yapanların oranı %75'e yakın arkadaşlar. Kötü kokan biriyle sevişmeyeceğini söyleyenlerin oranı ise %92. Vay efendim ben doğal seviyorum. Sebum dengemi koruyacağım. Efendime söyleyeyim bu ten böyle her gün balık mıyız biz su değecek filan gibi böyle fantazileriniz varsa onları o akşam yalnız başınıza kurma ihtimaliniz yüksek bilin diye söylüyorum. Şimdi gelelim dokuzuncusuna. Sevişmeye gitmeden önce tuvalete gitme oranı yüzde arkadaşlar. Kadınlara ve erkeklere sorduklarında neden öncesinde tuvalete gidiyorsunuz diye sevişme sırasında tuvaletimin gelip o ortamın bozulmamasını istiyorum ya da heyecanlanıyorum onun için gidiyorum diye cevap veriyorlar. Gelelim onuncusuna. Temizlik. Sevişme ihtimalinin olduğu gün buluşmaya giderken evi kırklayıp temizleyenlerin oranı %35. Şöyle bir toparlayanların oranı ise %45 arkadaşlar. Pis bir evde ben sevişmem diyenlerin oranı ise %48. Yani böyle içeriye girdiği zaman ortam pisse eline böyle vila dayı işte bezi bilmem neyi falan alıp ortamı böyle püri pak yapan başak burçlarına da buradan selam yolluyorum. Ve buradan 11.sine geçiyorum. Tüy konusu arkadaşlar sevişmeye gitmeden önce tüyünü aldığını söyleyen kadınların oranı %77. Sevişmeden hemen önce banyoya gidip tüyünü aldığını söyleyen kadınların oranı ise %23. Yani sevişmeden önce tuvalete gitmenin tek sebebi belki de çişinin gelmesi değildir sevgili arkadaşlar. Gelelim 12.sine. Koku. Ankete katılan kadınların %20'ye yakını buluşmaya gitmeden önce eğer bir sevişme ihtimali varsa hoş bir koku ya da parfüm sıktıklarını ya da hoş koku veren kremler kullandıklarını söylüyorlar vajinanın üzerinde. Ama eğer ki bu tip şeyleri doğrudan vajina üzerine uygularsanız flora dengesini bozma ve enfeksiyonlara açık hale getirme ihtimali yüksektir arkadaşlar. Cinsel mitler videosunda anlatmıştık hatırlarsanız. Vajinayı ne kadar kendi haline bırakırsanız zaten mükemmel bir tasarım olduğu için sebum dengesini kendi kendine bulacaktır. Bunu böyle iç dış yıkayıp sürekli üstüne bir şeyler uygulamaya gerek yok arkadaşlar. Ama gerek olan bir şey var onu söyleyeyim. Ben Özgür Uysal. Lütfen bizi Instagram'da beğenip paylaşmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. ile okay birlikte gerçekleştirdiğimiz rötarla geç olsun güç olmasın serimiz hızla devam edecek. Dersimiz şimdilik bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.